Meclis olağanüstü toplanamadı ama alçak saldırıyı ortak bir bildiriyle kınadı. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti gruplarının imzaladığı bildiride saldırıya karşılık verme hakkımız saklı denilerek siyasi çözümün gereği vurgulandı. Bu Türkiye'de iç siyasetin, dış siyasetin bu konulardaki görüş farklılıklarının ötesinde bir mesele. O büyük acı karşısında mecliste tek ses tek yürek oldu. Türk askerine düzenlenen alçak saldırı dört partinin altına imza koyduğu ortak bildiriyle kınandı. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında sonuna kadar büyük kararlılıkla. Saldırıya mukabele hakkımız saklı vurgusuyla bölgede insani dramlara mani olmak için siyasi çözümün gereğine işaret edildi bildiride. Daha kötü bir şekilde etkileyecek bir tablonun ortaya çıkmaması için uluslararası hukukun vermiş olduğu imkanlar içerisinde gerekeni yapacak Türkiye. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Türk milletine başsağlığı dilerken HDP meclisin olağanüstü toplanmamasını gerekçe gösterdi. O bildiriyi imzalamadı. Samimiyetten uzak olduğu ifade edildi. Milli Savunma Bakanımız özellikle bölgede bu anlamda genel kurulumuzu bilgilendirilmesi imkanı, ihtimali gözükmüyor. Olağan toplantıda sizin talebinizi görüşürüz yaklaşımı en hafif deyimle ayıplı bir yaklaşımdır. Meclis Başkanı Şentop, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz yanıt verilmesini bu sözlerle açıklarken, meclisin Hulusi Akar tarafından salı günü olağan toplantıda bilgilendirileceğini duyurdu.